Selam kıymetli dostlar. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. 2020'nin karantina günlerinde çok değişik bir Ramazan yaşıyoruz. Ramazan'ın son 10 gününde girilen itikaf bu sene 2020 yılında bütün evlere dağıldı. İtikaf nedir? Bu konu hakkında hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama itikaf İnsanlar bolca Kur'an okumak zannediyor, namaz kılmak zannediyor. Değişik tesbih namazları, farklı namazlar, nafile namazları kılarak o günleri e, ifa etmeye çalışıyor. Fakat itikaf içe dönüş demektir, öze dönüş demektir. Bir şeye odaklanma halini anlamına da gelmektedir. Tam bir konsantrasyon haliyle insanın kendindeki farkındalıkları geliştirmeye yönelik bir ibadettir. Kıymetli dostlar, eskiden bu ibadetleri mescitlerin altında e, çilehaneler olurmuş. Orada yaparlarmış. Nasıl yani diye sorarsanız eğer 40 gün çileye girerlermiş. İşte evliyalık mertebesine yükselmek isteyen insanlar bu 40 gün içinde kimseyle konuşmuyorsun, az yiyorsun, az uyuyorsun, az içiyorsun. E, ve kendi egonla, nefsinle yüzleşme yaşıyorsun. Sürekli kendindeki farkındalıkları geliştirmeye yönelik bir ibadetten bahsediliyor. evliyalık mertebesine yükselmek için. Aslında bu yanlış böyle bir şey yok gibi eleştiriler alsa da bana göre Kur'an'ın içerisinde olması gereken ibadetlerden de biridir bu. Çünkü Ramazan'ın son 10 günü diye rivayet edilen hadisler yoluyla rivayet edilen bu ibadet şu şekilde gerçekleşmeli. Ramazan'ın tamamında yani şimdi 2020 yılında mecburen evlerimizde bütün AVM'lerden, bütün eğlence merkezlerinden uzak bir şekilde kendi içe dönüşü otomatikmen yaşattı Rabbimiz ve bu içe dönüşü aslında biz e, bilinçaltıyla alakalı ilgilenen insanları olarak e, arınmanın e, felsefesini e, Kur'an'dan kopya aldığımızı burada itiraf etmek istiyorum. Zaten bizler e, bütün bilgileri Kelamullah'tan yani Tevrat'tan, İncil'den, e, Kur'an-ı Kerim'den kopyaladığımızı zaten e, inkar edemeyiz. Bütün kelamullah da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çok güzel bir şekilde anlatı, anlatmış Ben de zaman zaman bu ayetlerden size bahsetmek istiyorum. Ee, i̇nşallah Rabbim lütfederse. Buna niyet ediyorum. Çünkü e, ayetlerin içerisinde hakikaten ruh bilgisi, nefs bilgisi, ego bilgisi, psikoloji bilgisi çok güzel yerleştirilmiş. Kişisel gelişim diye etrafta yaygın bir şekilde konuşulan mevzular Kur'an-ı Kerim'in içerisinde karanlık ve aydınlık olarak ...çok net anlatılmış. Şeytan ve melek olarak çok güzel anlatılmış. Çeşitli olumlamalar bize Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yapılmış. Şimdi bu konuya nereden gelmiştik? İtikaf meselesinden gelmiştik değil mi? İtikaf içe dönüş demekti. Ramazan'ın içerisinde Ramazan yoğun ateş demektir. İtikaf da Ramazan'da yapılan bir ibadetti. İşte Kabe'de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa giren umreciler kendindeki o değiştirmesi gereken ahlakı değiştirmek için çabalarlardı peygamberimiz döneminde bu ibadet bugünümüze çok farklı yansıdı Sanki bol zikre bol bazı... Klasikleşmiş ibadetlere dönüştü ama e, bunlar kolay aslında namaz kılmak, abdest almak, oruç tutmak hepsi kolay ibadetler. Asıl mesele insanın kendi içine dönmesidir. Öze dönüş ibadeti e, herkes e, gerçekten e, yapamayabilir. Şöyle ki mesela içinizden birine desem ki sen cimri bir insansın ve bu cimriliğinin e, Kur'an'a göre düşünürsek eğer cömertliğe dönüştürmen gerekiyor. Bunu yap desem birinci kısmı cimrilik kelimesini kabul etmeyecek ve tepki gösterecektir. Sinirlenecektir. İkinci kısmı hadi cimriliğini kabul etti diyelim. Yüzleşti bu konuyla. Eee cömertliğe evrilmek o kadar kolay mı? Değil işte. İtikaf da bu öze dönüşü, bu dönüşümü gerçekleştiren kolay bir ibadettir. Aslında odaklanma hali demiştik ya kolay bir şey değil ama niyet eden insan kendine dönüştürmek isteyen insan itikatla bu dönüşmeyi yaşayabilir. Şimdi arkadaşlar peygamberimizin çok sevdiğim bir hadisi var. Bu hadisi şöyle. Sahabe ile birlikte büyük bir savaştan geri dönerken ashaba şöyle sesleniyor. Diyor ki küçük cihattan büyük cihada döndük diyor. Bu ne demek? Yani biraz önce Sancağıyla bayrağıyla birlikte kan döktükleri, şehit verdikleri savaş küçük bir savaş mı? Peygamberimiz aynen bunu söylemeye çalışıyor. Anlatılmak istenen şey, topla tüfekle yaptığımız savaşların bir kıymeti yok, çok küçük bir şey. Hardal hükmünde. Ama senin kendi egonla yaptığın savaş işte o çok büyük bir mücadele cehdinde. Sevgili dostlar, hiç düşündünüz mü? Nefsimde ne gibi arızalar var? Ve bunu hangi ahlaklı vasıfla değiştirmeliyim? Bu konu hakkında nefsinizle, egonuzla yüzleştiniz mi? İşte tam bu noktada size söylemek istediğim, Ramazan ayınız sizin için itikaflarınız olsun. Mecburi girdiğimiz şu itikaflar bize bereketle dönsün. Çünkü bu dünya eğer Kur'an'a inanıyorsanız imtihan dünyası. İmtihan ne demek? Bu konu ayrı bir konu. Ona girersem hiç çıkamam. İtikafı bitiremedim ki oraya girsek. Kıymetli kardeşlerim. Bir evvelki videomda Alak suresinden 2-3 ayet okumuştum. Aslında itikaf meselesine bu konuyu birleştirmek istediğim için itikaf meselesini şimdiye kadar aktarmaya çalıştım. Alak suresi İlk inen sureydi biliyorsunuz. Daha evvel de konuştuk ama ben Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında gezinirken her okuyuşumda her ayeti her okuyuşumda farklı anlamaktayım. Geçen okuyuşumla bugünkü okuyuşum arasında farklılık olduğunu göreceksiniz zaten. Şimdi Alak suresi ilgi, alaka suresi demekti. Yine e, sureyle girizgah yapacaksak eğer Enuzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim demek istiyorum. Yani kovulmuş olan şeytanın şerinden Rabbim sana sığınırım ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Daha evvelki videomda elde bir kitap yok demiştik. Yani neyi okuyacaktı peygamber demiştik. İlk emir oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Hazreti Peygamberin elinde bir kitap yok, okuması gereken bir emir var ve okunacak bir kitap yok. O zaman okunması gereken sizce neydi? İşte baştaki meselede bahsettiğim mevzu şuydu. İtikaf meselesiyle Ramazan ayının ne alakası var? Sevgili arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bir gece var ki o gecede Kadir Gecesi'nde yani Kur'an'ın indirildiği ayetle sabittir. Yani Kadir Gecesi'nde indirilen bu ayeti nasıl okumamız gerekiyor? Bir de buradan bakar mısınız olaya? Herkes bu ayetleri kendi kabıyla, kendi ölçüsüyle anlayacaktır. Kusura bakmayın. Her parmak izinin farklılığı gibi her insanın da farklı anlayışı vardır. Benim anlayışımı ben buradan, benim keşfimi buradan paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar, tekrar belirtmek istiyorum. Ramazan'ın son 10 gününde itikaftan bahsediliyor. Okumamız gereken de kendi nefsimiz. Nereden anlıyorsunuz diye sorarsanız bakın ilk ayet oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rab'tan bahsediliyor. Buradaki Esma gerçekten dikkate şayan. Rab ne demek? Öğretmen demek, terbiye eden demek. Hani mürebbiye diye kullanıyoruz ya seni yaratan Rabbin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Kendine oku. Bak diyor. Seni aşılanmış yumurtadan yarattım. Fıtratına bak. Aşılanmış yumurtan sana ne söylüyor? Sen kimsin? Niçin yaratıldın? Ve bu dünyaya gelme sebebin ne? Ve nereye gidiyorsun? Ey yolcu! Nereye gidiş? Fe eynetes hebûn diye bir ayet var ya çok hoşuma gidiyor. Nereye bu gidiş? Öyle kafana göre gidip durma. Dur. Yolcu. Nereye gittiğine bir bak. Nasıl gittiğine de bir bak. Hangi amellerle gittiğine de bir bak. Nasıl bir ahlak yapısına büründün de Rabbine doğru yürüyorsun. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kendini oku. Mübarek Ramazan'da, itikaflarınızda, geçiştirerek değil, tam bir konsantrasyon haliyle oku. Tedbür ederek oku. Kelimelerin ardındaki sırrı görerek oku. Kendindeki farkındalığı görerek oku. İtikafı doğru düzgün oku. Bana göre Kur'an-ı Kerim öyle güzel insanla konuşuyor ki, daha doğrusu Allah'ın kelamı yani Allah'ın kelimeleri insanla çok güzel sohbet ediyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Seni terbiye eden, yaratan Rabbin çok güzel yarattı ve en güzel surette yaratılan kalıbı, en güzel fıtratı oku. Rab meselesini açıklamaya çalıştım ama kelimeler gerçekten ayetleri açıklamaya kifayetsiz kalıyor. Bir de Rabbinin adıyla oku meselesine girersek eğer Bismirrabbikelledi halak yani... Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismi de Bismillahirrahmanirrahim kelamına işaret eder. Yani Rahman ve Rahim Allah adıyla oku. Derler ki bu Besmele-i Şerife'yi anlatmaya ciltler dolusu kitaplar yetmedi. Yedi deniz mürekkep olsa yine yetmeyecekti. Rahman ve Rahim Allah adıyla İki tane esmadan bahseder, üçüncüsü de Allah lafzı. Rahman ve Rahim. Esirgeyen ve bağışlayan, merhamet eden, sarıp sarmalayan, sevgisini sonsuz şekilde lütfeden. Allah adıyla okumak. Ne kadar derin manalar içerdiğini şimdi düşündünüz mü? Tefekkür ettiniz mi? Seni yaratan Rabbinin, Rahman ve Rahim Allah adıyla oku. O seni kan pıhtısından yarattı. Kan pıhtısı arkadaşlar. Kan da ne gizli. DNA'mız kanımızda değil midir? Canımızda değil midir? Genetik aktarımlar kanımızda canımızda değil midir? Birbirimizi konuşurken suçlarız. İşte kimin kanından? Annesinden, babasından, dedesinden, atalarından deriz. Hangi karakterin kimin kanıyla geldiğini ifade etmeye çalışırız. Başta da belirttiğim gibi fıtrattan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi fıtratını oku. Sen kimdin, ne oldun? Annen ve baban seni nasıl eğitti de nasıl bir insan oldun, çıktın? Kötü mü, iyi mi? Cimri misin, cömert misin? Faydalı mı konuşursun, dedikoducu musun? İffetli misin, şehvetperest misin? Sahtekar mısın, dürüst müsün? Kimsin? Oku kitabını. Zira İsra suresi 14. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yine aynı kelamullah ile başlar. İkra. Oku kitabını. Zira hesap görücü olarak kendi nefsin yeter. Evet, bir başkasının senin kitabını, senin fıtratını okumasına gerek yok ki. Ömrün boyunca neler yaptığını sen bilmektesin. Bilmezden gelmektesin. Görmezden gelmektesin. Nefsindeki arızaları görmemek için sürekli bir başkasının yanında bulunmaktasın. AVM'lere gittin, eğlence mekanlarına gittin, gününü gün ettin. Ama hiç itikafa girmedin. Hiç kendinle yüzleşmedin. Ben kimim demedin. Niçin yaratıldım? Bu dünyadaki görevim ne? Demedin. Arkadaşım, kardeşim, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı, kan pıhtısından yarattı. Alak suresi şöyle devam eder. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Senin fıtratın hiçbir şey bilmezken, insana bilmediklerini öğretti, idrak etmeyi öğretti kalemle yazmayı öğreten Rabbin adıyla oku. Sevgili dostlar, kalemle yazmayı çok basit alıyoruz ama iki parmağın arasına sıkışmış bir kalemi hareket ettirerek yazdığımız şey aslında ne kadar mucizevi olduğunu izlemiyor musunuz? Ağzımızın içerisinde dilimizin dönmesiyle birlikte oluşan harflerin, kelimelerin, cümlelerin tasavvurunu düşünmüyor musunuz? Başlangıçta da öğreten o, fıtratımıza ne üflendiyse yaşatan da o. Biz hep öğretmenleri dışarıda aradık. O öğretti, bu hoca öğretti. Oysa öğreten ezeliği ve ebedi Rabbimizdir. Başka da kimse aslında öğretemez. Öğretemez çünkü hiç kimse senin Rabbin kadar kerem sahibi değil. Cömertçe öğretemez. Bir şekilde hepimiz karşılık beklemek zorundayız. Sınırsız ve sonsuz veren sadece senin Rabbindir. Şimdi dön de hayatına bir bak. Neyi okuman gerekiyor? Neyi öğrenmen gerekiyor? Niçin kısır döngüler yaşayıp duruyorsun? Niçin paradoksların içerisinde kaybolmuş davranıyorsun? O paradoksların içerisinden çık da kendine bir bak. İtikafınla bak. Ramazan ayında bak. Şimdi tam fırsatı. Ramazan ayı bitiminde bayramı hak etmiş olarak hayata bak. Öyle bir bak ki gökten inen sofra yani maide sofrası ilim sofrasından faydalanmış bir şekilde hayata bak. Eski senle yeni ben arasındaki farka bak. Sevgili arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Küçük hani hap bilgilerden bahsedilir ya, öyle bir bilgi vermek istedim. Zaman zaman bunu yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum becerebilir miyim? Cümlelerime, kelimelerime katılmayabilirsiniz. Sizin fikriniz, benim fikrim ayrı olabilir. Önemli değil. Önemli olan dinlemiş olmanız. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz.